Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sadakallahul azim. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah femu'inuhu fiddâreyni Allah. Femen kâne fî kalbihi gayrullah فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ الْمَلِكُ الْمُب۪ينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَم۪ينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمين يا معين بحرمة حبيبك الأمين. Aziz ve asil müminler, geçen ders üzerinde durduğumuz meselenin biraz daha tefsirli, tavzihli, açıklamalı yönleriyle dersimizi devam ettirelim. Günümüzün hadiselerine vuku bulan fitnelere ve fesatlara Kur'an-ı Azimüşşan'ın izah tarzlarını takdim etmeye çalışalım ve böylece Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nasıl bize rehber olduğunu ve nasıl yol gösterdiğini açıkça alenen görmeye çalışalım. Çünkü bütün musibetlerin, bütün fitnelerin, fesatların, faciaların kaynaklarını Hazreti Kur'an haber veriyor. Kaynaklarını. Fitnenin, fesadın kaynağı nedir? Nereden doğuyor bu fitne? Nereden çıkıyor bu fesat? Bunun kaynağını bir kere haber veriyor. Kur'an'ın büyüklüğü burada. Sonra da bu fitnenin kaynağı, bu fesadın kaynağı nasıl kurutulur? Onun da yolunu ve çaresini gösteriyor. O bakımdan Kur'an'a kulak vermek lazım. Mesela fitnelerin zuhurunu çeşitli kaynaklara bağlarken birisini şöyle haber veriyor Hazreti Kur'an. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafir olanlar, Allah'ı, kitabı, Muhammed Mustafa'yı, cenneti, cehennemi, ahireti, helalı, haramı kabul etmeyenler, hayatı dünyadan ibaret zannedenler, hesap günü varmış, ahiret varmış, öldükten sonra dirilmek varmış, canım bunlar boş laf. Sen yaşamaya bak, sen insan hayata bir sefer gelir, ye, iç, eğlen diyen insanların hepsi kafirdir. İşte bu kafirler, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا böyle küfür edenler, böyle inkar edenler, böyle dinin dışına çıkanlar, بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ birbirinin dostudurlar, birbirlerini desteklerler, birbirlerini severler, birbirlerine yardımcı olurlar. Bakın bütün müptezel cemaatlere, içki yolunda olanlar, kumar yolunda olanlar, şehvet yolunda olanlar, binbir haramı işleyenlere bakın, hep birbirlerine destek olurlar. Elinden tutarlar, götürürler, gezdirirler. Bir içki sofrası kurdukları zaman Ahmet Bey, Mehmet Bey falan mutlaka telefonla ararlar ve çağırırlar. Birbirlerine destektirler. Bütün küfür taifesi, bütün fasıklar, faciller, fitne erbabı birbirinin desteğindedirler. Birbirlerini ararlar, birbirlerini sorarlar, birbirlerine yardım ederler diyor Hazreti Allah. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ard ve fesadun kebir. Ey Müslümanlar,
Siz birbirinize böyle yardım etmezseniz, destek olmazsanız, birbirini kucaklamazsanız, birbirine sevgi, saygı, birbirinize alaka göstermezseniz, o birbirini seven kafirleri, birbirini destekleyen gayrimüslimleri sizin başınıza bela ederim, fitne çıkarırım diyor Cenab-ı Hak. Başınıza bela ederim. Ya başınıza onlar amir olurlar, sizi kasıp kavururlar, ticaret hayatınızı ellerine geçirirler. Ticaret hayatınızı bütün Yahudiler ve Rumlar, Ermeniler ellerine geçirirler. Size iyi davranırlar. Sizin paranız için size hoş görünürler. Sizi müşteri olarak tutmak için, müşterisi olarak tutmak için size çeşit çeşit kolaylıklar, yakınlıklar gösterirler. Sizi adeta bağlarlar kendilerine. İyi görünürler, güzel görünürler, latifeci görünürler, kolaylık gösteren bir adam görünürler. Sonunda seni imanen yıkarlar ve sen öyle bir noktaya gelirsin ki sana iyilik ettiği için, sana güzel davrandığı için, senin borcuna kolaylık gösterdiği için, senedine sepetine alaka duyduğu için günün birinde o Yahudi tüccarına Allah senden razı olsun dersin ve dört mezhepte kafir olursun. Fitne bak. Kur'an-ı Kerim kaynakları haber veriyor. Bütün bunlara dikkatle ve ibretle sarılmadıkça Kur'an ayetlerine şaşmaktan kendimizi kurtaramayız. Şaşmak. En mühim tehlike şaşmaktır. Tekün fitnetün fil ard. Arz üzerinde bulunduğunuz muhitte, memlekette fitne çıkar. Düşünün ki bir Müslüman, Müslüman olunca mesuliyetin altına giriyor. Mükellefiyetin altına oturuyor. Kurtulamaz artık. Müslüman oldun mu birdenbire ağır bir mesuliyetin altına giriyorsun. Kolay değil. Müslüman olmak büyük bir makama geçmektir. Büyük bir makamı ihraz etmektir. Allah katında Müslümandan başka itibar görecek kimse yok. Müslümandan başka itibar etmez Cenab-ı Hak. Kimseye itibar etmiyor. Muteber bir makama geçtin, itibarlı bir makam. Elbette onun mesuliyeti olacak. Sen tut bir vilayete vali ol, en itibarlı bir makama otur, ondan sonra bir mesuliyetin yok benim canım diyebilir misin? Birisinin burnu kanasa senden sorarlar. Mesuliyet var. Onun için Müslüman olunca mühim mesuliyetlerin altına giriyoruz, haberimiz olsun. Nasıl mesela? İslam alimleri bütün bu manalardan hükümler çıkararak demişlerdir ki, mahallenizde mesela nasıl fitne çıkıyor? Bir Müslümanın mahallesi olur. Gerçi şimdi Allah muhafaza etsin, bir Müslüman mahallesi bulmak bir faciadan ibaret. Çıplaklık almış yürüyor. Evvelce, daha evvel söylemiştim, evvelce İslam terbiyesinin hakim olduğu bir zamanda Müslüman kadınlar çamaşırlarını, dikkat buyurun, çamaşır, vücutlarının içine giydikleri çamaşırlarını başkalarının görecekleri yerlere asamazlardı. Çamaşır. Böyle iç çamaşırını bir kadın hala İslam edebinde, İslam ahlakında hangi kadın çamaşırını yabancı erkeklerin göreceği bir yere asıyorsa İslam terbiyesinden vallahi mahrumdur ve mahkum olacaktır. Evvelce içine giydiği çamaşırı dahi yabancılar görmesin diye açık bir yere asamazdı Müslüman kadınlar. Şimdi vücuduna giydiği çamaşırı sokaklarda göstere göstere geziyor da Allah'tan haya etmiyor. Hiç İslam mahallesi olur mu bu? Ne Müslüman mahallesi bu? Babası 10 kere hacca gitmiş, annesi hacı anne, babası hacı baba, elinde tesbih tarikata da dahil olmuş, zikrullah, zikrullah, zikrullah. Bakıyorsun adamcağızın kızı çırılçıplak caddede. Bakıyorsun adamcağızın oğlu gecenin ikisinde kumar masasından geliyor. Cennet kolay bulamayacaklar. Cenneti kolay bulmamız mümkün değil bir kere. Fitne işte bunlar. Bütün bunların kaynaklarını haber veriyor Hazreti Kur'an. Niçin böyle olduğunu haber veriyor. Komünizm korkunç bir fitnedir. Sosyalizm korkunç bir fitnedir. Faşizm bir fitnedir. Kapitalizm fitnedir.
Hepsi fitne. Niçin bunlar zuhur ediyor? Neden bunlar büyüyor, gelişiyor? Neden adam topluyor? Neden taraflar topluyor? Neden sendikalaşıyor? Neden toparlanıyorlar, silahlanıyorlar? Fitne. Niçin fitne? Bak nereye dayanıyor. İslam alimleri haber vermişlerdir. Buyuruyorlar ki, müminler, Müslümanlar bir mahallede bulunurlarken, o mahallenin ahvaliyle, ahval, o mahallenin haliyle, insanlarının tabii haliyle alakadar olacak. Ve netice şu, arayacaksın, soracaksın, ilgileneceksin ve orada adeta sen oranın bir hamisi, himaye edeni, merhametlisi olacaksın. Müminin vasfı budur. Bundan dolayıdır ki birçok alimler şu hükmü vermişlerdir. Bir Müslüman mahallesinde açlıktan bir adam ölse, dikkatinizi istirham ediyorum asil müminler. Açlıktan adam öldü mahallede. Yahut sabahlara kadar kıvrandı hasta adam. Hasta, iltihaplanmış, perişan bir adam. Kimse kapısını çalmadı. Veya o karşısındaki komşunun kapısını çalmaktan korktu. Acaba ne söyler? Kim bilir neyin nesidir? Acaba kapısını çalsam da yardım istesem telefonuyla bir hastahaneye acaba korkuyor. O temas edemez, görüşemez de sabaha kadar hastalık içinde kıvrana o Müslüman adam o mahallede ölse, yahut doktora gidemediği için ölse, yahut doktora gitse de doktorun yazdığı ilaçları alacak bir parası bulunmasa da tedavisi olmadığı için ölse, İslam hukukuna göre o bu yüzden ölen fakir Müslümanın katili o mahalledeki bütün zengin Müslümanlardır. Katil. Kan parasını verecekler onlar. Kan parasını. Sormadı, aramadı, ilgilenmedi, imanın, İslam'ın icabını yerine getirmediği için suçludur. İslam kardeşim. Sen bunu yapmadığın için fitne çıkıyor. Sen bu fakiri, sen bu yetimi, sen bu zavallıyı arayıp sorup çekmediğin için geliyor komünizm o adamı kandırıyor. Bu fitne nereden çıkıyor? Senin benim dini İslam'ı tam tatbik etmeyişimden çıkıyor. Bunlar bizim elimizde olan hadiselerdir. Fitnenin nereden çıktığını bilmemiz lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim'in teşhis, evvela hastalığı teşhis eder, sonra tedavisini de söyler. Bütün yeryüzünün profesörleri, bütün yeryüzünün bilginleri bir araya gelse de Kur'an'ın dediği, Kur'an'ın söylediği teşhisi tekzip gösterir, hiçbir itibarımız yoktur ona. Kur'an'dır esas olan. Çünkü insanın banisi, insanın halikı, insanın içini ve dışını bilen en büyük alim, en büyük kadir mutlak olan Allah'tır. Allah'ın dediğinden başkasına itibarımız yok. O bilir çünkü. O bilir. Yüzünü çeviremezsin, kapını kapatamazsın. Ama fitneler öyle çoğalır, öyle çoğalır ki karşına gelen adamdan endişe edersin tabii. Bu işin artık had safhasıdır. En tehlikeli bir safha. İstismar başlar, çeşitli kılıklar kıyafetlere bürünür ve senin artık can damarını koparmak için düşman unsuru haline gelir. Bütün tehlikeler buradan doğuyor. Mesela yoksulları, fakirleri, muhtaçları, mahrumları aramamak suçuyla Cenab-ı Hak suçlandırıyor Müslümanları. Aramamak suçu. Bu bir suç. Tabii cezasını verecek. Cezasını vereceğini haber veriyor Hazreti Kur'an. Allah ceza verecek. Sen aramadın, sen sormadın, sen araştırmadın ve sadece laf olsun diye sordun. Sorduğu zaman da laf olsun diye soruyor. İslam alimleri bu nokta üzerinde de durmuşlardı. Mesela sabahleyin çıktın, mahalleye çıktın, gidiyorsun. Öbür kapıdan da bir başka komşu çıktı. Selamlaştınız. Nasılsınız efendi? Nasılsınız diye sordunuz. O adam da nasılsınız diye sorduğunuz için efendim hastayım efendim dese, İslam alimleri burada durmuşlar bu ehemmiyetine binaen,
sen nasılsın diye sorduğun için o adamın kapısını açtın. O da hastayım dedi. O adamı tutup doktora götürmezsen vallahi mesulsün demişlerdi. Ya sormayacaktın yahut takip edecektin. Öyle laf olsun, ne nasılsın? Nasılsın la, lafınla bu iş olmaz ki. Derdi var adamın, düşmanı var, davası var, meselesi var. Sen o meseleye çare getirebilirsen soracaksın. İslam budur. Canlı bir hayat nizamıdır diyoruz İslam. Onun için bütün bu yönleriyle dini celil İslam'ı ele almak lazım. Mesuliyet var. Mesuliyet var. Bakınız, yoksulları aramadığı için o tarafa yüzünü çevir de ya şu adamın bir halini sorayım bakayım. Şöyle bir zavallı adam vardı, bir fakir insan vardı, gideyim de bakayım diye yüzünüzü, yönünüzü o tarafa çevirmediğiniz için bir suç işlemiş oluyorsunuz. Cenab-ı Hak bu suçun cezasını şöyle veriyor. Ayet okuyorum. Estaizu billah. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَزُوكُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Hazreti Kur'an haber verir ve diyor ki, o yoksulları aramadığın için, sormadığın için, oraya bir teveccüh, bir tenezzül göstermediği için, yaklaşmadığın için, oradan yüz çevirdiğin için, oraya sırtını döndüğün için, dikkat, oraya sırtını dönüyor, hiç yaklaşmıyor. Yüzünü çeviriyor oradan. Yüz çevirdiğin için, o fakirin, yoksulun hakkı olan zekat paraları, vallahi billahi tallahi, o zekat paraları cehennem ateşinde kızdırılacak, kızdırılacak, kızdırılacak. Sonra o kızgın paralar فَتُكُوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ o zekat vermeyen Müslümanın alnının ortasına yapıştırılacak diyor Kur'an-ı Kerim. Niye alnının ortasına, niye yüzüne yapıştırıyor? Sen yüzünü çevirdin. Suçu buradan işledin. Yüz çevirmek suçunun cezası yüzünün ortasına o damga gibi kızgın ateşi oturtmaktır. Ceza bu. Suçun cinsinden biri Cenab-ı Hak. Suçun cinsinden. وَجُنُوبُهُمْ yan taraflarına böyle yapıştırılacak. Çünkü yan çizdin. Yan çizdin. Hani yan çizmek tabiri vardır. Yoksulu gördün, muhtaç adamı gördün, yan çizdin geçtin. O yanına Allah damga damga kızgın ateşi yapıştıracaktır. Cibahuhum ve cunubuhum. Cent yan demek. Ve zuhuruhum. Zuhur zahrın cemidir ki sırt demektir. Sen sırtını çevirdiğin için, sırtını oraya dayamadığın için, tam sırtını çevirdiğin için sırtına kızgın kızgın o şeyler, ateşte kızarılmış, kaynatılmış, kızdırılmış olan şeyler yapıştırılacak diye Hazreti Kur'an haber veriyor. Vallahi aynı haber tahakkuk edecek ve kimse bundan kurtulamayacak. Aramak lazım. Yoksa fitneler daha kat kat büyüyecektir, kat kat çoğalacaktır ve artık hiç kimse evinden ve ailesinden zerre kadar emin olamayacaktır. Bakın eskiden bu kadar yoktu. Eskiden işte şehirlerin dışına gönderdiğiniz zaman bile bu kadar korkunuz yok. Gider gelir elhamdülillah. Her şey iyi. Şimdi evinizden çıkan çocuk ortaokula, liseye, üniversiteye hatta ilkokula bile nereye gidiyorsa evinizden çıkar çıkmaz korkuyorsunuz. Eyvah! Ne olacak bu çocuk? Bak fitne geldi kapımıza dayandı. Eskiden bu kadar yakın değildi. Çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz, eyvah ne olacak? Hangi komünist öğretmenin eline düşecek? Acaba ne söyleyecekler? Sağ mı, sol mu, pat, tut, silah, mermi, tabanca, kavga, ne olacak? Bir korku. Fitne bak. Geldi evine dayandı. Çocuklarını sardı şimdi senin. Kız mekteplerine bakınız, kız mektepleri. Kız lisesi, kız mektepleri. Kız mekteplerinin önünde bir sürü polis bekliyor. Ya o polisin ne işi var bu mektep burası kardeşim? İlim, irfan, terbiye, ahlak. Demek ki bu mekteplerde ahlak,
terbiye, namus, iffet, saygı, sevgi aşılanmıyor, okutulmuyor. Aynı mektepte okuyan kızı bin tane edepsiz bir delikanlı takip ediyor. Devlet oraya polis vermek zorunda kalıyor. Kaynağı belli. Sen öyle dine, imana, Kur'an'a, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teveccüh etmezsen, mekteplere sokmazsan, okullara sokmazsan, işte oraya polis göndermeye mecbur olursun. Niye polis gönderiyorsun okulun kapılarına, kız mekteplerine? Ne oluyor? Hani bunlar kardeş olacaktı? Hani bunlar münevver olacaktı? Yalan! Hepsi görüyorsunuz ki tatbikatın ters işlemesi yüzünden yanlış bir sonuç veriyor. Fitne buradan doğuyor. Arayacaklar, soracaklar ve bulacaklar. Allah'ın dediği olacak. Allah'ın dediği olacak. Adam en basit şekliyle dükkanının kapısına Allah'ın dediği olur levhasını asmış. İçeride hiç Allah'ın dediği olmuyor. İçki satıyor herif. İçki satıyor dükkanda. Allah içkinin düşmanı. Allah içkiyi haram etmiş. Allah içkiyi satmayı haram etmiş. İçki satışını haram etmiş. O adam satıyor. Hem de kapısında Allah'ın dediği olur diyor. Ve Allah'la alay ediyor. Kardeşlerim, bütün bunlara dikkat etmedikçe gerçek Müslüman olmaya imkan yok görüyorsunuz. Bir sapıklık oluyor bu. Sapmış adam hakiki Kur'an ölçüsünden sapmış oluyor. Demek ki işlenilen suçun cinsinden fitne zuhur ediyor. Biz çocuklarımızı terbiye etmediğimiz için şimdi çocuklar bizi terbiye etmeye ve zulmetmeye başlamıştır. Suçun cinsinden ceza. O gün çok Müslüman, mümin, efendi, hacı efendi bir yakınımın evine gitmiştim. Halini hatırını sorayım, görüşeyim diye evinde oturuyorum. Henüz gelmemiş adam. Hanımı, efendim şimdi gelir biraz oturun filan dedi. Oturuyoruz. Derken kapı açıldı. Evin büyük oğlu geldi. Büyük oğlu. İçeriye girdi. Anne, ses. Buyur. Efendim oğlum, bizim moruk gelmedi mi diyor. Bizim moruk daha gelmedi mi? Tüylerin böyle ürperdi yerde. Beytullah'ı görmüş olan bir babaya moruk diyor. Ya dedim ki kime söylüyor bunu? Babasına söylüyor dedi. Babasına söylüyor. Babasına söylüyor. Bizim moruk gelmedi mi? Aman ya Rabbi. Açtım. Lügat kitaplarına baktım ki moruk demek Avrupa lisanında ihtiyarlamış domuz demek. İhtiyarlamış domuz diyor babasına hain. Hain nesil. Niye bu hale geldi? Biraz daha araştırdım ki bu hacı efendi daha bir gün olsun o yavrunun elinden tutup camiye getirmemiş. Kur'an'a yaklaştırmamış. Muhammed Mustafa'yı tanıtmamış. Namazı, niyazı göstermemiş. Sabah işine gitmiş, akşam işinden gelmiş. Sabah işine gitmiş, akşam evine dönmüş. O çocuklarla bir nefes meşgul olup dinini, imanını okutmamış. Şimdi o çocuk işlediği suçun cinsinden başına bela olmuş. Gördün mü suçu? Acil, çek cezanı şimdi. Çek cezanı şimdi. Bu anarşistler de böyle. Anarşist devleti yıkmak istiyor. Anarşist devleti yıkmak istiyor. Anarşist bankalara hükümet durmadan anarşizmin hedefi devleti yıkmak. Niçin? Kardeşim sen bu anarşist gençleri ilkokulda, ortaokulda, üniversitede okuttun. Okuttun ama binlerce Yunan filozofunun, Yunan, Aristo, Sokrat, Eflatun, Descartes, Descartes, Zarzut, binlerce kafir Yunanlı filozofları mekteplerde okuttun, onlara öğrettin de bir gün Muhammed Mustafa'yı okutmadın. Okutmadın, okutmadın. Çek cezanı, çek cezanı. Suçun cinsinden ceza geliyor. Hiç kurtuluş yok. Bir gün Hazreti Ömer'ül Faruk'u okutmadın. Bir gün Ebu Bekir Sıddık'ı okutmadın. Bir gün Evliyaullah'ı sokmadın. Bir gün Enbiyaullah'ı zikrettirmedin. Çek cezanı. Çekeceksin. Hazreti Ömer'ül Faruk dedim de aklıma geldi. Ondan bir sahneyi arz etmeden geçmeyeyim. Meselemizle alakalı tabii. Malumunuzdur ki Hazreti Ömer'ül Faruk devlet başkanıydı. Halifeydi, emir-ül müminin idi. Medine'de
bütün şarka ve garba uzanan İslam ülkelerinin devlet başkanıydı. Cenab-ı Ömerül Faruk radıyallahu teala anh. Devlet başkanı tabii. Her şeyden mesul. Her şeyden mesul. Bir gün Yemen tarafları vilayeti teftişe çıkar. İstirham ediyorum. Bütün halisiyetinizle dinleyiniz. Samimiyetinizle kulak veriniz. Hiçbir endişe taşımayınız. Hiçbir endişe yok. Bu mukaddes kürsüde yalnız Allah'ın, yalnız Muhammed Mustafa'nın, yalnız ona tabi olanların bahsi geçecek. Burada asla ve kat'a sefil ve rezil siyasetin bir tek kelimesine meydan yok. Bura mukaddes kürsüdür. Bura mukaddes kürsü. Burada Allah'tan başka bahis yok. Burada şahıslardan, şehvetlerden, keyiften, propagandadan arkadaşları da var. Yemekse ne ki? Öyle kelli selli mükellef bir şey yok hani. Bir tasın içinde bal şerbeti, bir de beyaz buğday ekmeği. O zaman çöp zırhı bulunuyor bunlar. Beyaz buğday ekmeği yemek mümkün mü? Şimdi çöp sepetlerine atıyorlar. Düşünün ki yediği ekmeği çöp sepetine atan bir millet islah olamaz, islah olamaz. Çöp sepetine atıyor. İman mahrumu adam, ahlak mahrumu adam. Buyurun ya Ömer, buyurun karnınızı doyurun. Dedikleri zaman Hazreti Ömer şöyle sarsılmıştır. Ben devlet başkanıyım, ben emir-i müminim. Şunu söyleyin bakayım bana. Bu vilayette, bu şehirde en fakir insana kadar, en fakir insana kadar herkes bu bal şerbetini bulup, bu buğday ekmeğini bulup yiyebiliyor mu? Herkes bunu bulabiliyor mu? Herkes satın alabiliyor mu? Cevabında derler ki nerede ya Ömer? Bunu nerede? Herkes bunu bulamaz, herkes bunu yiyemez diye cevap alınca Hazreti Ömer'in cevabı şu olmuştur. Bir devlet başkanı, ben devlet başkanıyım diyor. Hazreti Ömer'den bahsediyoruz. Bir devlet başkanı bulunduğu memleketin en fakirinin yediğini yemedikçe, en fakirinin giydiğini giymedikçe, en fakirinin haline vakıf olmadıkça o devlet başkanı zalimdir demiştir. Anlayışı görüyor musun? İşte budur, budur kurtuluşun sırrı ve hikmeti. Ve yememiştir, kaldırmıştır onu huzurundan. Bana arpa ekmeği getirin bakayım. Fakirlerin yediğini getirin bana. İnsaniyet ve İslamiyet budur. Öyle zulüm edeceksin. Üst katta şehvet kaynayacak. Alt katta ızdırap kaynayacak. O memlekete huzur gelecek, kalkınacak. Yalan! Hepsi yalan bunların. 10 sene aynı apartmanda oturuyorsunuz da üst kattaki komşunuzdan haberiniz yok. Hiç böyle memleket olur mu? 10 sene bir mahallede oturuyorsunuz da karşınızdaki evden çıkan adamı tanımıyorsunuz. Böyle memleket kalkınamaz. Öyle memleket olur mu hiç? Hazreti Ömer işte bu mesuliyet şuuru altında bir gün yanına Hazreti Abbas'ı alarak gece yarılarına doğru sokak sokak dolaşmaya başlar. Bakayım ağlayan, inleyen, feryadı figan eden var mı? Şikayet eden var mı? Sızlayan var mı? Ezilen var mı? Üzülen var mı? Gecenin karanlığında gölge gölge Hazreti Ömer kapı kapı dolaşmaktadır. Herkesin haline vakıf olmak için. Ya bizzat kendisi yapar yahut devriyeler çıkarır ve bir bir Müslümanların ıstırabını takip eder. Yine bir günde tebdili kıyafet etmiş, yanına Hazreti Abbas'ı almıştı. Medine'nin mahallelerini gezdiler, nihayet şehrin dışına çıktılar. Allah aşkına aziz ve asil kardeşlerim, münevver Müslümanlar, kulaklarımızı verelim, Allah namına dinleyelim, Muhammed Mustafa şanına dinleyelim. Aleyhissalatu vesselam. Şehir dışında yırtık pırtık bir çadır, içinde böyle ufacık bir ışık yanan, zayıf bir lamba ışık bulunan bir çadır gözlerine ilişti.
Allah Allah, bu çadır ne? Hiç de görmemişiz. Yaklaşalım bakalım. Neyin nesidir bu çadır? Galiba içinde insan var. Yaklaşırlar. Yaklaştıkça bir figan. Yaklaştıkça bir velvele. Yaklaştıkça bir feryad-ı figan. Allah Allah. Nedir bu ses? İçeriden bir sürü çocuk açız, açız, anne çok açız diye bağırıyorlar. Açız anne, açız anne, açız anne diye bağırıyorlar. Hazreti Ömer bütün bir vücuduyla zerre zerre, hücre hücre sarsıntı geçirir derhal. Allah Allah, nasıl olur bu? Kim bunlar? Benim bir zamanımda bu ne iştir diye yaklaşırlar. İçeride figanın binini para. Çadırın bir taraftan bir tarafını kaldırırlar. İçeriye girerler ki aman ya Rabbi, ihtiyar, perişan bir kadın, yaşlı, saçları dökülmüş, gözünden yaş aka aka kan çanağına dönmüş bir kadın. Birisini kucağına basmış, birisini bir dizine yatırmış, birisini bir dizine yatırmış. Şimdi pişecek evladım, şimdi pişecek evladım, şimdi pişecek evladım. Hele şu suyu için, bekleyin, sabredin yavrularım, çocuklarım, kuzularım, ağlıyor kadın da orada. Birdenbire manzaranın karşısında çarpılmışa döner Hazreti Ömer. Bir de kadın, sen kimsin? Bu ne? Bu ne oluyor burada? Hiç ses yok. Bunlar ne istiyor? Görmüyor musun? Aç diyorlar. 5 gündür ağızlarına bir şey koymadı bu yavrular. Suyla idare ediyorum. E peki pişecek diyorsun. Şimdi pişer, şimdi pişer dediğin ne? Bak bir şey kaynıyor da hafif bir ateş. Aç bak bakalım. Göreceksin ne olduğunu deyince Hazreti Ömer kapağını kaldırır ki içeride çakır taşları kaynıyor. Çakır taşları kaynıyor. Avutuyor çocukları zavallı. Avutuyor çocukları. Bunun üzerine Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlar. O heybetli, dehşetli adam. Bir de kadın, sen kimsin? Ben Bedir Harbi'nde şehit olan falancanın karısıyım. Allahu Ekber. Bunlar kim? Bunlar da çocuklarım, yetimlerim benim. E sen niçin halifeye gelmedin? Sen niçin Hazreti Ömer'e başvurmadın? Tanımıyor tabii. Emir-i Müminine niçin müracaat etmedin? Niçin halini arz etmedin? Ne söylemedin? Cevap, Ömer de kim oluyormuş? Benim kocam daha büyük bir insandı. Ben dilenemem, ben dilencilik edemem. Yüreğimin yağını emerim, kimseye laşmam biri kadın. Müslüman, haysiyet misali. Eğer Ömer devlet başkanıysa gelip beni bulması lazım. Beni şimdiye kadar aramadı. Ey Ömer, Allah seni kahretsin dedi kadın. Bir boşandı, ağlamaya başladı kadın. Ömer de orada, tanımıyor tabii. Daha Ömer durabilir mi orada? Ömer yıkıldı, Ömer çarpıldı, Ömer ezildi, mahvoldu orada. Hemen sokağa çıktı. Ne duruyorsun Abbas? Ne duruyorsun? Duymadın mı kadının sözünü? Bir tufan olacak o gözyaşları. Bizi imha edecek ya Abbas. Durma çabuk. Derhal Beytülmale, hazineye koştular. Ağır bir un çuvalı, bir de bir testi zeytinyağı. Hazreti Abbas'a emrediyor. Ey Abbas, şu ağır un çuvalını sırtıma kaldır bakayım. Sırtıma kaldır. Gecenin karanlığı, kim kime, herkes yatıyor. Herkes asude, huzur içinde, mutmain içinde. Olmaz ya Ömer, sen bir halifesin. Sen bir devlet başkanısın. Nasıl sırtında bu un çuvalını götürürsün? Ben alayım, ben alayım. Ölüm sırtıma. Hayır, hayır, hayır ya Abbas, kadının söylediğini duymadın mı? Günahlarıma kefaret olsun, sırtıma ver şu çuvalı. Ezile ezile, yıldızların altında karanlık bir caddeden sürüne sürüne geçerler Hazreti Ömer. Ve yanında yağ testisiyle Hazreti Abbas radıyallahu teala anhuma giderler böyle kan ter içerisinde. Kan ter içerisinde ıhlaya ıhlaya o sıcak mevsimde çadırı tekrar bulurlar. Figan kesilmiştir. Allah Allah, niçin ses gelmiyor? İçeriye girerler ki çocukların ağlamaya da dermanı kalmamış, hepsi bir hal içinde yatıyorlar. Yatmışlar perişan, yırtık pırtık bir manzara.
Dilenemez Müslüman. Sen arayacaksın. Müslüman dilenemez. Dilenenlerin hali meçhuldür. Müslüman kendisi arayacak. Devlet arayacak. Hükümet arayacak. Yoksa aramadığınız, sormadığınız insanların kini, intikamı, ıstırabı, fitnesi, fesadı bütün memleketi komünist rejimin altına vallahi götürür. Götürür, hiçbir şey önleyemez, hiçbir anayasa önleyemez. Çocuklar sere serfe yatmışlar, kadın da öyle dalmış kalmış, bir kemik gibi, iskelet gibi bir kadın. Ama haysiyet timsali, ben dilenemem diyor. Ömer de kim? Ben ona el avuç açamam. Devlet başkanı oldu Allah. Devletin vazifesidir. Beni gelip bulacak diyor kadın. Ben gitmiyor, o gelecek. Niçin halife oldu öyleyse? Beni burada bulmayacaksa, benim halimi anlamayacaksa, niçin başa geçti diyor. İslam. Kurban olduğum İslam. Şu din-i celil-i İslam için, şu Kur'an-ı Azim İslam için, vallahi bütün kainatın göz önünde böyle canımı seve seve vermeye hazırım. Hiçbir beşerden en ufak bir korku taşımıyorum. Böyle bir dine kurban olmaz mı? Böyle bir Muhammed Mustafa'ya, böyle bir insana, böyle bir nizama can verilmez mi? İnsani nizam, insan dini, insan dini, İslam dini. Efendiler kendimize gelelim, kendimize gelelim. İman ettiğimiz İslam'ı, iman ettiğimiz Kur'an'ı anlayalım. Hemen kadını uyandırır Hazreti Ömer. Ey kadın, ihtiyar kalk bakalım. Kalk, şu çanağın içindeki çakıl taşını at bakayım. Atarlar, ateş de sönmüş tabii. Ateş de sönmüş, içerisi işsiz içerisinde, perişan, hemen bir miktar zeytinyağı, bir miktar un çöpüyle karıştırmaya başlar ama ateş yanmıyor. Nereden bulacak, yakacak? Orada hemen etrafı kolaçan ederler. 3-5 ağaç parçası, hurma parçası ateşi yakar. Ateş de yanmıyor. Hazreti Ömer yere çömelir, sakalı yeri süpüre süpüre ateşi nefesiyle yakar. Ya Ömer bırak ben yakayım şu ateşi. Ben yakayım şu ateşi, çekilsen dediği zaman Abbas, hayır Abbas. Ben bu ateşi yakmazsam, ben bu çocukların feryadını kesmezsem, cehennem ateşi beni mahvedecek. İman ya Rabbi, iman ne güzel şey ya Rabbi. İnanmayan insan ne korkunç bir bela ya Rabbi. İman, herkes aynı imana sahip olacak. Yemek pişer, sıcak sıcak, o çocuklar da zor zor uyandırılır, gözlerinde yaş kalmamış, dermanları bitmiş, oturmaya mezelleri yok çocukların. Hemen çanak indirilir, kaşık kaşık ne buldularsa o yavrulara birer birer yemeklerini yedirir Hazreti Ömer. Yedirir, şöyle yüzlerine bir can gelir çocukların. Bir neşe doğar, bir gül gibi yüzlerinde bir tebessüm belirir. Feryat kesilmiştir, figan kesilmiştir, velvele bitmiştir. Şöyle bir beşuş bir çehreyle Hazreti Ömer'e doğru bakarlar. Sen kimsin? Siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Yarın hükümet makamına gelip orada görünüz. Söyleyemez ismini Cenab-ı Ömer orada. Kimliğini söyleyemez. Öyle bir sahne ki. Onun üzerine çekip çıkarlar. Ertesi gün kadın doğru gelir makama, bir de bakar ki akşam sırtında un taşıyan, un çorbayı pişiren, ateşi yakan, çocukları doyuran, gözünden yaş akıtan Hazreti Ömer oymuş o. O da çarpılır, o da çarpılır. Onun da sonunda Hazreti Ömer der ki, şimdi beni affettin mi? Şimdi beni affettin mi? Böyle adil olursan affederim. Adaletini göstermezsen cehennemden çıkmamana dua ederim ya Ömer. Kadın, haysiyet insani kadın. Efendiler, ancak bu sayede fitnelerin, fesatların önü kesilebilir. Yoksa hiçbir tedbir çare olamayacak. Dini İslam, aziz müminler, asil müminler, işte bütün bunları yenmenin yolu Allah'ın gösterdiği yoldur ki tarihte
bizzat örnekleriyle, misalleriyle ortaya konmuş ve açıkta bütün dünya milletlerinin göz önüne serilmiştir. Müslümanlar, evet, kendi dinlerine sahip çıkmadıkça, kendi Kur'anlarını anlamadıkça, hiç unutmuyorum, nasıl da bir fitne zuhur ediyor. Hollanda'dayım, din görevlisi olarak Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, oraları dolaştık, vazifeli gitmiştik. Hollanda'da bir istasyonda tren bekliyorum. Tren. Gelecek, o trene bineceğim. Bir işçi topluluğuna gidip konferans vereceğiz. Sabahın da erken saatlerinde hafif yağmur yağıyor. Bir kenara çekilmiş ibretle etrafı seyrediyor ve treni bekliyorum. Yanıma bir adam yaklaştı. Temiz giyinmiş, orta yaşlı bir adam yaklaştı. İngilizce, "Are you Turkish?" Siz Türk müsünüz? Yes, I am. Evet, ben Türk'üm dedim. Hemen çantasını açtı. Çok güzel bir kitap çıkardı. Avucuma tutuşturdu. Please read it. Lütfen bunu okuyun dedi ve çekti gitti adam. Biraz daha kenara çekildim. Kitabı açtım Türkçe. Türkçe bir kitap. Yeni Hayat Yolu diye bir kitap. Hala saklıyorum. Birinci sayfayı çevirdim. Baş tarafında bir ön söz var. Ön söz. Giriş. Orada diyor ki, ey Türk işçisi, senin iman ettiğin İslamiyet, senin iman ettiğin Muhammed isimli peygamber, senin iman ettiğin Kur'an, işte seni fakir bıraktı, fakir bıraktı, fakir bıraktı, seni Avrupa'ya köle yaptı diyor. Bu İslam dininden vazgeçersen, kiliseye kayıtlanırsan, kiliseye bağlanırsan, sen de Avrupa gibi zengin olursun diyor hain. Nereden kandırıyor bak? Haşa, sanki Müslüman İslam diniymiş bizi fakir bırakan, sanki İslam diniymiş bizi böyle zulme düşüren, sanki İslam diniymiş bizi Avrupa'ya uzak yapan. Hayır, bunu kabul etme imkanı yok. Böyle propaganda yapmak suretiyle işçilerimizi İslam'ın aleyhine, Hristiyanlığın da saflarına çekmek istiyorlar. Neden bu? Müslüman'ın uyuşukluğundan, Müslüman'ın kafir oluşundan, Müslüman'ın dinini bilmeyişinden, Müslüman'ın kendini tanımayışına hasıl oluyor. Ve orada yakinen gözlerimizle gördük. Akşamleyin işçinin kaldığı pansiyona geliyorsunuz, kapıyı açamıyorsunuz. Kapının ardında yüzlerce kitap. Böyle orada kapılarda böyle bir aralık var, mektup atar gibi kitap atıyorlar. Gazete, broşür, kitap, el ilanı, kapıyı açamıyorsunuz. Şöyle zorluyorsun, arkaya bakıyorsun ki bir çuval kitap. Gel Hristiyan ol, ey Türk işçisi gel Hristiyan ol, gel Yahudi ol, kiliseye kayıtlan, şuraya gir, şurada toplantı var, durmadan çekiyorlar. Dinini bilmiyor ki, dininin hakikatini bilmeyen topluluk silah olur mu? Ve elbette köle olmak durumunda, elbette yok olmanın eşiğinde olacak tabii. Şimdi bir ayet-i celileyi de arz edip dersimizi toparlamaya çalışalım. Ve Allah nasip ederse, Cenab-ı Rabbil Alemin imkan verirse, sizlerin gayretiyle, rağbetiyle, desteğiyle, alakasıyla derslerimiz devam edecek ve hiçbir fitneye fesada düşmeden, hiçbir menfaate, hiçbir hissiyata düşmeden ve uğramadan Allah ve Muhammed Mustafa namına bu dersler devam edecektir. Cenab-ı Hak cümlenizi İki cihan saadetine mazhar eylesin. Amin. Memnuniyet verici, saadet verici bir tablomuz vardır. Allahu Azimüşşan'a şükürle borçlu bulunuyoruz. Efendiler, Kur'an-ı Azimüşşan ne güzel haber veriyor. Ne güzel bir haber. Sanki sabahleyin nazil olmuş gibi taze bir ayet-i kerime. Taze bir ayet, canlı bir Kur'an ayeti. Estaizu billah, Nahil suresinin 112. ayet. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz 114 sure vardır. Surelerin isimleri var. Ehemmiyetine binaen Cenab-ı Hak surelere isim vermiştir. Nahil, bal arısı, ehemmiyetli bir varlık olduğu için onun adına bir sure. Nemil, karıncanın ehemmiyeti, karıncanın insanlara ibret olması cihetiyle onun namına bir sure. Suretin Nemil, karınca suresi. İbret var, hikmet var, sır var. İnsanların alacağı mühim meseleler var. Nedir mesela? Hemen ayet okumadan oraya geçeyim. Karıncalara dikkatle bakınız.
insanlara büyük ibretler ortaya çıkaracaktır. Nitekim bu mesele üzerinde çalışmış bulunan ilim adamları haber veriyorlar. Bende yine bir mühim bir kitap var. Hayvanlar Alemi diye mühim ilim adamlarının incelemesini ihtiva ediyor. Orada karıncalardan şöyle bahsediyor. Bir karınca yolda giderken bir ekmek parçasına rastlıyor. Bir dilim ekmek, kocaman bir ekmek parçası. Hemen o ekmeğe yaklaşıyor, o ekmek kırıntısına yaklaşıyor, onu tutup kaldırmak istiyor. Fakat gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor diye vazgeçip gitmek yok. Arka tarafa geçiyor, arkadan kaldırmaya çalışıyor. Oradan başa çıkamazsa yan tarafa geçiyor. Alta geçiyor, üste çıkıyor. O ekmeği her taraftan keşfediyor. Kaldırabilirse kaldırıp götürüyor. Kaldıramazsa hemen şöyle kafasında iki tane boynuzcuk var diyor. Boynuzcuk, iki tane kıl boynuz. Onu birbirine vurmak suretiyle bir de bakıyorsunuz ki nereden çıktığı belli olmayan binlerce karınca orada feydahlandı. Toplandı orada. Haydi bir işbirliği, hepsi beraber Allah ekmeğin altından girip ya Allah tutup yuvalarına götürüyorlar diyor. Nasıl oluyor bu? Neyle bunu yapıyorlar? İlmi araştırmalar şu neticeyi vermiştir diyor. Elektromanyetik dalgaların, elektronların ve manyetik dalgaların keşfinden sonra şu hakikat ortaya çıkmıştır ki o karıncaların başında aynen radyo anteni gibi boğum boğum iki tane boynuzcuk var. Uçlarında da böyle fırçalı fırçalı pürüzlü şeyler var. Orada havada birbirine çırpmak suretiyle o bulunduğu etraftaki manyetik dalgaları harekete getiriyor ve ilerideki bir karınca yuvasına oradan haber gönderiyor. Oradaki karıncalar da bu işaretle haberi alıyor. Derhal frekansını ölçüp oraya gelip hazır oluyorlar diyor. Cenab-ı Hak karıncaya bu teşkilatı bahşetmiş, işbirliği idrakini vermiş, beraber yaşamanın toplu bir halde hayat idame etmenin yollarını göstermiş, incecik kafalarına radyo anteni gibi haberleşme cihazını rapt etmiş, monte etmiş de senin gibi bir insana bunları vermemiş mi? Sen demek ki insani ve İslami hükümlerden uzak kaldığı için Avrupa'nın emrine uşak olmaya düşüyorsun. Karıncaya verdiğini insana vermez mi Allah-u Teala? Ve bu izahı gördükten sonra karıncaların elektromanyetik dalgalarla muhabere ettiğini anladıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den bir ayet hemen karşıma çıktı. Allah Allah! Tefsir kitaplarında hiç mana verememişler, öyle geçmişler. Meğer mana çözülüyor. O da şu, hani Süleyman Aleyhisselam, büyük peygamberlerden Süleyman Aleyhisselam ordusuyla bir yerden geçip giderken, bir yerden, bir vadiden, bir araziden geçip giderken, orada mühim bir karınca yuvası olduğu haberi var. Karınca yuvası, büyük bir kalabalık. Ana karınca, yaşlı karınca bir taşın üstüne çıkarak وَكَالَتْ نَمْلَتُنْ اَيُّهَا النَّمْلُ اِدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ O karınca, bütün karıncalara şöyle hitap etti diyor Kur'an-ı Kerim. Ey karıncalar, büyük Süleyman peygamber geliyor. Deliklerinize girin, meydanda kalmayın. Sizi bilmeyerek Süleyman peygamber ve askerleri sizi çiğnemesinler diye emir verdi, komut verdi. Bütün karıncalar yuvasına gitti diyor. Demek ki haberleşme metotları var, demek ki teşkilatları var, cihazları var, meseleler var. İnsanoğlu çalışırsa, insanoğlu araştırırsa, insanoğlu evet akıl ve şuurunu kullanırsa, bir de Allah'ın dediğine, Kur'an'a bağlı kalırsa, yerlerin ve göklerin fatihi olur. Fatihi olur, sürünmez. Aziz müminler, bütün fesatların ve fitnelerin kaynağını Kur'an-ı Kerim haber veriyor dedim ve çaresini, tedavisini, reçetesini de takdim ediyor Kur'an-ı Kerim dedim. Bunun bir ayetini de nakvederek nihayete geleyim. Estaizu billah. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا قَرْيَةً
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأزاكها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Kur'an-ı Kerim şöyle haber veriyor. Allahu Teala bir ülkeyi misal veriyor. Bir ülke, bir memleket, bir kariye misal, darb-ı mesel olarak veriyor. Misal veriyor ki kânet âmineten, emniyet içerisindeydi. Âmineten, emniyet içinde. Bir tek anarşist yoktu. Bir tek komünist yoktu. Bir tek belalı insan yoktu. Kânet âmineten, emniyet altında bir memleket. Ne korkunç bir cemiyet meydana geldi. Bütün apartmanların duvarlarına kadar sokulmak suretiyle yıkacağız, devireceğiz, mahvedeceğiz diye yazılar yaza yaza senin apartmanının etrafını çembere aldılar şimdi. Çembere aldılar. Sen hala uyuyorsun. Emniyet içinde bir memleket. Mutmainneten, huzur içinde bir memleket. Herkes huzur içinde. Herkes emniyet altındaydı. يَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ O memleketin rızkı, maişeti, ticareti, yiyecek her şeyi her taraftan bol bol geliyordu. Bol bol yiyorlar, içiyorlardı. Bol bol eğleniyorlardı. فَكَذَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine karşı küfür ettiler. Küfran nimette bulundular. Allah bol miktarda şeftali verdiği zaman, dikkat! Allah aşkına dikkat edin. Bol miktarda şeftali verdiği zaman hemen orada şeftali üreticileri bir şeftali festivali düzenliyorlar. Çıplak bir kızı şeftali kraliçesi seçip Allah'a isyan ediyorlardı. Feteferet bi'enumillah. Allah güzel bostan vermiş. Bostan güzeli seçiyor. Tır çıplak bir kadın. Ve Allah'a kafa tutuyor, sen bol bostan verdin, sen bol şeftali verdin, ben seni tanımıyorum, senin eserin değil, kimyevi gübrenin, azotun tesirindendir, Allah yoktur diyor. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Sen misin sen bu nimetleri inkar eden, kafa tutan? فَاَزَاكَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ Allah o millete, o memlekete açlık libasını giydirdi. وَالْخَوْفِ Korkuyu, korku libasını, açlık elbisesini giydirdi ve böylece artık herkes korku içinde. Eyvah, acaba işçiler ne zaman grev yapacak? Eyvah! Korkuyor, görüyor musun? Evden çıkan Müslüman, eyvah, ne zaman evim soyulacak? Acaba nereden hırsız girecek? Bütün bunların kaynağı bak nereden geliyor? Allah nasip ederse bu mevzuyu gelecek dersimize daha da genişletip nihayete ereceğim. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemize duyan bir kulak, anlayan bir idrak, tatbik eden bir dünya nasip eylesin. Amin.